Evet, merhaba öncelikle. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Salt Arasim'e de teşekkür ediyoruz. Suzan'ın 2013'te şans eseri, tesadüf eseri kalıntıları görmesiyle başlayan ve benim de dahil olmamla 2 senedir yürüttüğümüz bu araştırma, Balıkesir'in Bayla ilçesindeki madenin 20. yüzyılda Fransızların işlettiği dönemde ilçeyi nasıl dönüştürdüğüne odaklanıyor. Biz bu dönüşümü düşünürken bu dönüşüm aynı zamanda bir yok oluşum da dahil olduğunu fark ettik. Ve işte kalıntıların azlığı ve dokümanların yetersizliği de beraber burada bir hafıza talimatı gözlemledik ve biraz bu hafızanın izini sürmek amacıyla bir araştırma yürütmek istedik ve bunu altlık olarak da burada gördüğünüz ilişkiler ağı, yani bizim reaksiyon haritası diye adlandırdığımız bir ilişkiler ağı ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu ilişkiler ağının merkezinde maden yer alıyor. Bunu merkeze koymamızın sebebi de aslında yani madenin tarihin ilk zamanlarından beri aslında güçle çok sıkı bir bağının olması ve Balya hikayesinde de aslında bunun yine merkeze oturduğunu görüyoruz. Balıkesir'deki Balya Karaaydın Madeni'nde kurşun çıkarılıyor ve üretim yapılan en eski kurşun madenlerinden biri. Hatta Troya'dan çıkarılan bazı kalıntıların da Balya'dan çıkarılan madenle yapıldığı düşünülüyor. Ve Balya maden ilişkisi o kadar sıkı ki halk kendi arasında Balya maden diye hitap ediyor. Bizim odaklandığımız hikayede aslında yabancı sermayenin Fransız sermayesinin Balya'ya girişiyle başlıyor. 1892'de Balya Karaaydın Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi kuruluyor. Ve şirket sahipleri buraya geldiğinde bazı önemli yatırımlar yapıyor. İşte İstanbul'dan sonra elektrik getirilen ikinci yer olması, işte dekoril hattının Akçay Limanı'na kadar uzanan dekoril hattının yapılması, işte madencilik tekniklerindeki yenilikler ve aynı zamanda gereken yani bir istihdam ihtiyacının doğmasıyla beraber gelen göç Balya'yı bir Boomtown örneğine çeviriyor. Öyle ki küçük İstanbul denilmeye başlıyor. Boomtown'da yani aslında çok hızlı bir gelişim ve refah yerleşimi oluşuyor. Balya'ya yerleşim olarak aslında bir maden şehri diyebiliriz. Tipik bir maden şehri özelliği gösteriyor. Burada sınıfsal olarak aslında bazı ayrışmalar görüyoruz. İşte madenin yakınında işçiler konumlanırken daha üst sınıf dediğimiz yani yönetici kadro daha çeperde oturuyor. Burada gördüğünüz bu fotoğraf resim de aslında özellikle üzerine durmak istediğimiz bir resim çünkü daha düne kadar hatta daha dün bunu keşfettik şans eseri. Aslında Balya'dan 1920'lerde kaçan bir kadının, Rum bir kadının işte hayatını anlattığı bir kitaptan bir Balya görseli gördük. Burada daha önce hiç bulgusunu bulmadığımız koca bacayı, işte kiliseyi ve okulu görüyoruz. Konut ve yerleşime gelirsek de farklı konut biçimleri görüyoruz. Ameli evleri, eski Rum evleri, sıra evler, köşkler olarak sınıflandırabiliriz. Ameli evleri daha çok bekar işçilerin 7 kişilik odalarda kaldığı yer yataklarına oluşan mekanlar. Günümüzde bundan herhangi bir kalıntı yok. İşçi aileleri ise eski Rum evlerinde daha çok yerleştiriliyor. Burada da günümüze kalan bazı örnekler var. Bu fotoğrafta da onu görüyoruz. Sıra evler de yine günümüze kalan bir örneği yok.
Bunu da daha çok işte orta sınıf lojmanı olarak ya daha mühendis kesimin, idari kesimde çalışanların, ailelerin evleri olduğunu düşünüyoruz. Burada da iki köşk bulabildiğimiz eskiden kalma görselini görüyoruz. Burada da aslında baskın bir mimari dilden kesin olarak söz edemiyoruz ama buradaki örneklerde Rum mimarisinin ağır bastığını söyleyebiliriz. Tabii ki her yerden göç alan payla da çok kültürlü bir oluşumdan bahsedebiliriz ve bu aynı zamanda bir zenginleşme getirdiği gibi aynı zamanda bir ayrışma da getiriyor. Yerleşimde madeni Hristiyan ve madeni İslam şeklinde mahalleleşme görebiliyoruz. Sosyal hayata baktığımızda yani çok detaylarını bilmesek de bantlı takımının olması, işte panayır kültürünün olması gibi enteresan detaylara rastladık. Panayır kültürü şu an hala devam etmiyor. Ama o zamanlar aslında hem ticaret akışının olduğu hem de halkın eğlendiği bir etkinlikmiş. Eğlence hayatı ise sosyal hayatın büyük bir parçası. Fransızların leşke dediği bazı eğlence mekanları, işte Fransa'dan getirilen evlerin olduğu, gazino ve müzikoller olduğundan bahsediliyor. İşçi sınıfı da daha çok meyhanelerde ve kahvehanelerde takılıyor. Aynı zamanda bir genel evin de varlığından söz ediliyor. Şurada yani kalıntı olarak sadece bir duvar görebiliyoruz. Aynı zamanda şirket de işçilerin bu eğlence hayatına dahil olmasını özellikle teşvik ediyor. Ki işte meyhanelerde daha çok böyle örgütlenmek için buluşan işçilerin hani sorunları konuşmasını daha aza indirgemek, daha memnun tutmak amacıyla hatta böyle pardon, şurada gördüğünüz jetonlar dağıtıyorlar. Bu oradaki yani para olarak kullanıyorlar. O paranın bir kısmını bu jetonlarla karşılıyorlar. Burada da yani şu an günce kalan bu eğlence mekanlarında müzikoy var. Ve onun canlandırsak, çünkü hayalimiz çok zor olduğu için canlandırsak nasıl bir şey olurdu diye böyle bir korajlama çalışması yaptık. Çünkü sözde dilden burada da alıntıda da gördüğünüz gibi bayağı şaşalı bir gece hayatı var ama hani bayağı şu an gittiğimizde bunu asla izini göremiyoruz. Hani, herhalde böyle bir şey anlatılıyor ama hani tabii ki ne kadar doğru bilemiyorum. Aynı zamanda bazı mekanları biz hem sözlü tarih çalışmalarıyla hem belediyenin de belediyeden aldığımız verilerle de biraz böyle işaretlemeye çalıştık. Bazıları çok leke halinde. Mesela şu kısımda burada gördüğümüz tipteki idari yapılardan bayağı bir olduğu söyleniyor. Ama şu an günümüze kalan bu iki yapı var ve bayağı altın haldeler ve giderek de yıkılmaya devam ediyorlar. Şu an koruma altında da tam olarak değiller. Burada da şu an hiçbir izi olmayan hastane olduğunu tahmin ettiğimiz bina ve dekor istasyonu. Onlar da bu şekilde konumlanıyor. Burada yine burada aslında üzerine gördüğünüz meydan şurada tam olarak konumlanıyor. Buradaki işte, hükümet konağı, eski belediye, jandarma binası, itfaiye kulesi ve o han etrafında kurgu, yani öyle bir kurgu var. Etrafında bu binaların bulunduğu. Burada da bazı bulabildiğimiz görsellerini görüyoruz. Burada jandarma binası sadece ayakta kalmış. Otelden de şu an pek bir şey yok. Bir de itfaiye kulesi duruyor. Burada da okulun sonradan kullanılan halini görüyoruz. Daha sonraki dönemde okulun hala izini görebiliyoruz. O en başta gösterdiği kilise de bu tarafta konumlanıyor. Burası daha çok işte gayrimüslimlerin yaşadığı mahalle. Bu taraf daha Müslüman mahallesi olarak geçen mahalle.
Bu da yaptığımız harita ekleme çalışmasının genel bir görünümü. Sesim geliyor herhalde. Evet, devralıyorum buradan. Öncelikle ben de teşekkür ederim SALT'a. Yani güzel çalışmayı yapabilmek için, bizi teşvik ettiği için. Burada aslında varlığın bir hafızasını yaratmak istedik. Çünkü gerçekten ulaşabildiğimiz veri çok kısıtlıydı bu anlamda. O yüzden ben birazcık, bir sonraki slide'da aslında birazcık emek sömürüsüne değinmek istiyorum. Çünkü Balya emek tarihinde de önemli bir yeri var bu anlamda. Dolayısıyla biraz da emek ve sömürü kavramları üzerinden de irdelemeye çalıştık Balya'yı. Sanayi devrimiyle birlikte zaten bu güç ve zenginlik dengesi biraz Avrupa ülkelerine doğru kayıyor. Ve bunun üzerinden aslında Türkiye'de ulaşıyor. Çünkü Fransız şirketi çok uzun yıllar burada bir hakimiyet kurmuş. Balya'da çok uzun yıllar bir hakimiyet kurmuş. Ve bu hakimiyetin izlerini çok yakından takip edebiliyoruz. Hem belgelerde hem arşiv çalışmalarında. Buradaki yaklaşım hem birçok vergi kolaylıkları sağlanmış, hem idari öncelikler ve kapitülasyonlarla birlikte eşi benzeri olmayan ayrıcalıklar tanındığı belirtiliyor yani birçok belgede. Bir anlamda maden ocaklarını işletenler yani Fransız şirketi aynı zamanda hem müntezim hem de kapitalist idareci konumunda ve kalifiye elemanların haricinde kimseyi dikkate almayan ve kimseyi önemsemeyen bir döngü var madende. Bunu belirtebilirim. Bu çok uzun yıllar bu şekilde devam etmiş ama bu nerede değişiyor aslında? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte orada bir kırılma yaşadığını görüyoruz. Çünkü kapitülasyonların devriyle ilgili yani bir süreç başlatılıyor ve orada bir gerilim yaşanıyor şirket ve Ankara yetkilileri arasında. Çünkü şirket aslında faaliyetlerini genişletmek istiyor ve bu faaliyetlerini genişletmek için Ankara'ya bir mektup yazıyor. Bu mektup da aslında Fransa Sömürge Bakanlığı üzerinden ulaşıyor kendilerine. Bu da gerilimi yaratan en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Moncherville burada geçiyor. Moncherville aslında bir sonraki slide'da da yer vermek istedim. Çünkü önemli bir karakter, önemli bir kişi. Maden tarihinde özellikle Fransızların yönetildiği dönemde Moncherville geçiyor. Burada da bir fotoğrafını görüyoruz. 1910'a adreslenen Kozmos Sinirniz dergisinde yayınlanmış. Biz bu çalışmayı yürütürken aslında hem edebi hem kültürel öğelerden yararlanmak istedik farklı okumalara alan da açabilmek için. O yüzden Kuşlar Köstebekler ve Tanrılar kitabını okuduk. Fazıl Say'ın 2020'de yayınlamış bu kitabı. Ve burada Moncherville'nin yani Moncherville'nin bir okuması da yapılıyor, karakter okuması yapılıyor. Burada onun bir sözüne yer vermek istedim. Tanrıların memleketi Ida'da kendimi bir ara o mitolojik tanrılardan biri gibi hissetmeye başlamıştım. Hatta maden tanrısıydım. Bu söz bile başlı başına aslında o dönem uygulanan politikalara yani kimliği hakkında bilgi verdiğini düşünüyorum. O dönem duman parasından bahsediliyor. Duman vergisi olarak da geçiyor. Buradaki fotoğraf 1930'lardaki yani en gelişmiş halini sunan bir fotoğraf ve yerleşke aslında Balya sisli vadi olarak tanımlanıyor. Çok yoğun duman altında kalabiliyor. Fırınların dumanı bacayla tepenin üzerinden aslında şehre veriliyor. Dolayısıyla burada hem çevre etkileniyor, hem halk etkileniyor, insanlar ve hayvanlar etkileniyor. 1920'lerle birlikte aslında bu şikayetlerin artmaya başladığını görüyoruz ve bu şikayetler üzerinden de bir vergileme sistemi aslında getiriliyor. Yani duman parası ödeniyor. Birazcık sus payı olarak görebiliriz bu duman vergisinin ödenme kısmını. Buna karşın maden idarecileri de hastane tepe dediğimiz tepenin ardında dumandan uzak bir bölgede yaşıyorlar ve bu dumandan etkilenmediklerini söyleyebiliriz. O dönemin emek işçi iş veren ilişkisini okurken aslında
işçi tarafını da gözlemlemek istedik. Bunun için ulaştığımız önemli kaynaklardan birisi de Aydınlık Dergisi'ndeki fevkalade amele nüshaları. Bu sadece Bale'ye özgü değil, birçok maden işçisinin aslında o dönem yaşadığı sıkıntılara yer veren, onların günlüklerine yer veren bir ayrı bir özel sayı olarak çıkmış. Ve burada da aslında hem sık yaşanan iş kazaları, iş güvenliği sağlanamaması, yaşadıkları sorunlar ve işverenin kendilerine olan yaklaşımını olabildiğince çıplak olarak aktardıkları günlükler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sonucunda şunu söyleyebiliriz, Bale gerçekten bir hak mücadelesi, yani emek tarihinde gerçekten önemli bir konumu var ve tüm bu katmanların aslında hak mücadelesi anlamında da önemli olduğunu görüyoruz. Birçok grev yaşanmış dönemde, 1905 ile 1934 arasında birçok grev yaşanıyor. Bunlardan en önemlisi 1908 grevi, ikinci meşrutiyetle birlikte aslında tüm yurda yayılan bu özgürlük dalgası ve grevlerin yayılıyor olması. Bu ilk grevler sendikasal hareketlerden biraz daha uzak olduğunu görüyoruz. Yani hani dolayısıyla yani sonuçlanma noktasına daha zayıf kalmış. Ama 1920'ler itibarıyla hem örgütlenme hem sendikasal hareketler artıyor ve 1921 yılında zaten Bale Madenleri Ayavarvara Amele Cemiyeti kuruluyor. 1925'te de aslında yurt genelinde bir Türkiye Amele Birliği oluşturuluyor. Burada hem Zonguldak Amele Birliği, hem Bale Amele Birliği ve Türkiye ve İstanbul Amele Birliği birleşerek Türkiye Amele Birliği oluşturuluyor. Ve bu Türk proletarası açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Buradaki fotoğraf yine 1910'da maden yerleşkesinde arı kuyusunun önünde çekilmiş bir fotoğraf. İşçilere dair, madencilere dair birçok şey söylediğini söyleyebiliriz. Çünkü burada hem bıyıklardan, hem yüz ifadelerinden, hem giysilerinden, hem şapkalarından aslında farklı milletlerden madencilerin çalıştığını söyleyebiliyoruz. Ki madenciler arasında hem Yunanlılar, hem Bulgarlar, hem Türkler, hem Anadolu'dan da birçok göç etmiş madencinin burada çok uzun yıllar boyunca bir arada çalıştığını görüyoruz. Bu grevlerin içeriğinde aslında bu kimliksel bir çatışma yok bu anlamda. Etnik bir çatışmaya rastlamıyoruz. Daha çok çalışma koşullarıyla ilgili öne çıktığını tanıklık ediyoruz bu anlamda. Buradan da aslında madenin çöküş dönemine geçiyoruz. Madenin çöküşünü hızlandıran birkaç katman var, birkaç olay var. Bunların en başında belki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte artık o ilişkilerin, gerilimin artıyor olması, bir yandan usulsüzlüklerin daha ön plana çıkartılıyor olması. 1920'de çok büyük bir kaza gerçekleşiyor, asansör kazası. Bunun sonucunda maden hem maddi manevi olarak etkileniyor, bir süre kendi çalışmalarına ara vermek durumunda kalıyor. Bunun dışında büyük buhran büyük rol oynuyor. Zaten 20'lerin sonlarında dünyayı etkileyen bu buhran Türkiye'ye de ulaşıyor ve madeni de etkileyen bir noktada. Burada kurşun fiyatlarının da çok azaldığını söyleyebiliriz bu anlamda. Zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne devlet yardımlarda bulunuyor ve kısmi olarak faaliyetlerine şirket devam ediyor. Ama en sonunda hem kurşun fiyatlarının artması, azalması hem de artık kaynaklarına azaldığını düşünmesi üzerine de 39'da kapanıyor. Kapanmasıyla birlikte aslında dışa göç, yoğun bir dışa göç gerçekleşiyor. Burada farklı gazetelerde paylaştırılmış nüshalara rastlıyoruz. Yine Bale madenindeki çoğu işçi aslında hani ekonomik olarak bir çöküş gerçekleşiyor. Ve buradaki birçok işçi aslında Bergama, Soma, Ereğli gibi birçok madene göçmek durumunda kalıyor. Yani Türkiye'deki madencilik yani faaliyetlerinin bu noktadan sonra hızlandığını, geliştiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Bale bu anlamda bir okul olarak da sayılıyor. Son başlığımız aslında tahribat. Tahribatı ortaya koymak bizim için önemli bir başlıktı. Neden? Çünkü Bale'nin hafızasına yapılmış birçok müdahale var ve bu müdahalenin sonucunda gerçekleşmiş bir tahribat söz konusu.
bu tahribatı farklı boyutlarıyla ele almak istedik. Hem mekansal bir tahribat, hem kültürel, hem kentsel, çevresel bir tahribat söz konusu. Bunu tüm boyutlarıyla ele almak istedik. Burada Baca fotoğrafıyla aslında bunu resmetmek istememin nedeni de Baca önemli bir sembol. Hem bu duman vergisinin ödenmesi kapsamında yani halkın karşı çıktığı bir noktada duruyor. Ama bir yandan Baca'nın yıkılması da istenmiyor. Çünkü Baca önemli de bir sembol. Yani bir uğur olarak sayıyorlar ve güya bu Baca durdukça mahsul fazla ve bereketli oluyormuş gibi bir ifade de var, hikaye de var aslında Türk Dili Gazetesi'nde yayınlanmış. Buradaki kontrast benim çok ilgimi çekti bu anlamda. Yağma anlamında baktığımızda bu yağma özellikle 1939'dan sonra Fransızların çıkmasıyla birlikte yavaş yavaş hızlandığına tanıklık ediyoruz. Cemalettin Kayış bizim görüştüğümüz kişilerden birisiydi. Çok uzun bir görüşmemiz oldu. Kendisi doğma büyüme Balyalı ve babası madende çalışmış, sonra Ereğli madenlerine de göçmüş birisi olarak tüm ayrıntılarıyla, tüm çıplaklığıyla bize aktardı. Ve kendisi 16-17 yaşlarındayken, 62 ve 63 döneminde yani o yağmalarının bir parçası olduğundan bahsetti. Yani bir yevme karşısında yani birçok insanın, halktan birçok insanın o yıkma, yağmalama çalışmasına dahil olduğunu, o faaliyetleri yürüttüğünü ve maliye satıldığını, yani demiri, tuğlası ve taşı için bu yağma sistematik olarak gerçekleşmiş durumda. Çevresel tahribattan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten günümüze yani uzanmış durumda. Hala o dönemin atıkları hala şu anda atıl olarak duruyor. Ama bunun çok kısa tarihsel gelişimini verecek olursak, Türkiye'de hava kirliliğinin ilk defa sorun olduğu yerlerden bir tanesi bu anlamda. Yine 1925'te gelen heyet burada çok fazla kirlilikten bahsediyor, buna değiniyor ve bir kanara verildiğinin Bali civarında 2-3 günden fazla yaşayamayacağını dayanıyor. Burada 70 yıldan fazla Kadıköy yolu üzerinde rastgele atılmış atıkları burada fotoğrafla verdik aslında. Fotoğraf ve atıkları gösteren haritayı kolajladık. Ve aslında bu atıklar Sarısu Deresi yatağıyla da yani birleşiyor ve Manyas Gölü'nü yoğun bir şekilde etkilediğini söyleyebiliriz. Burada atık sahalarını mor olarak gösterdik. Burada görebiliyorsunuz. Hafıza tahribatından zaten bahsettim ama burada artık fotoğraflarla ve yaptığımız haritalama çalışmasıyla da desteklemek istiyorum. İlk önce Esan'da yaptığımız bir ziyaret mevcuttu. Esan'da madenlerin girişlerini tespit etmeye çalıştık. Bizimle o döneme ait Sarısu Tünel girişini gösterdiler. Çok atıl durumda görüyorsunuz. Dekori kalıntılarını bizimle paylaştılar. Bunun Açık Hava Müzesi olarak sergilendiğini belirttiler. Ama Açık Hava Müzesi'ni demeye gerçekten bir şahit ister. Yani hani bakımsız bir şekilde, paslanmış bir şekilde ortalığı atıldığını tanıklık ettik bu anlamda. 1930'lardaki fotoğrafını görüyorsunuz burada. Gayet geçmiş bir kompleks. Günümüzdeki kalıntıları şu anda tanıklık ettik çok yakın bir zamanda. Ve hani çok yakın bir zamanda da İda Madre Jeopark kapsamına dahil edildi. Çok geç olduğunu düşünüyorum. 39'dan günümüzde 80 yıl, 90 yıl geçmiş. Yani neredeyse son 2 yıl yani bunların konuşulması ve daha somut adımların atılıyor olması gerçekten acıklı bu anlamda. Son 1-2 saatte de yani bu haritalama çalışmasını yaparken özellikle Balya Belediyesi yetkilileriyle mahalle mahalle maden yerleşkesi, kalıntıların olduğu alanlar gezildi. Ve hem haritalar üzerinden, arşivler üzerinden, arşiv fotoğraflar üzerinden bir belgeleme çalışması, bir haritalama çalışması üzerinde bulduk. Müzikol bahsettiğimiz bina, Manora Köşkü farklı kaynaklarda geçiyor ama günümüzde sadece Manola ağacı var. Köşkün kendisi yok bu anlamda. Bu adamı 2022'de çektiğim fotoğraf, sağdaki fotoğraf, soldaki fotoğraf 2023'de çektiğim Esan otopark yapmak üzere bu adamı da yaptığını öğrendik. Bu da
yani saha çalışmaları esnasında önemli değişmelerden bir tanesiydi. Yani bir paylaşımla yani neredeyse bitirmek istiyorum. Burası yine bu aynı kitapta yaşayanlar için, yani 22'de buradan kaçarak, Balya'dan kaçarak Yunanistan'a gitmiş birisinin yani anılarından oluşan bir kitap. Ve bu kitapta da resmedilmiş, okulun bir resmi var bu anlamda. Şu anda sadece terk edilmiş, yani bakımsız bir bina var burada. Ve Zekai Bayram eski belediye başkanlarından bir tanesi. O dönem, yani kendisiyle röportaj yaptığımız dönemde bir paylaşımı olmuştu. Bando takımlarından zaten Öykü de bahsetmişti. Burada kullanılan birçok alet, yani depolanmış Rumun okulunda. Ama yani 50'lerde, 60'larda yapacak olarak kullanılmış. Isınmak için kırıldığı piyano ve birçok müzik aleti yapıldığı yönünde paylaşım oldu. Burada Rum yapılarını görüyoruz. Ve son olarak da tekrar buraya dönüyoruz aslında. Biz burada ne yaratmak istedik? Yani o dönemin uygulanan bir takım kentsel politikaları var, maden politikaları var ve bunların doğurduğu bazı etkileşimler var farklı katmanlarda, çevresel olarak, sosyopolitik olarak farklı katmanlarda yarattığı etkileşimleri bir reaksiyon haritası olarak aslında belgelemek ve haritalamak istedik. Burada da o ilişkisel ağı görüyorsunuz aslında. Ve yani son olarak söylemek istediğimiz aslında bunun döngüselliğine dair. Çünkü günümüzde de yani maden ve kent politikaları değişmedi. Hala dikey maden politikaları kullanıyor. Yataysallık yok bu anlamda. Yani hani insanı, çevreyi, doğayı, toplumu, kültürü korumayan maden politikaları hala hayatımızda sürmeye devam ediyor. Teşekkür ederiz. Ben çok küçük bir teşekkür duyuyorum. Hani Saf'a zaten teşekkür ettim. Yönlendirme ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamda Balya Belediyesi'ne gerçekten teşekkür ederiz. Oradan çok faydalandık. Ben yine sevgili Eda İlk'e de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir saha çalışmamızda geçen yıl birlikte aslında ziyaret etmiştik. Onun da kıymetli paylaşımları ve katkıları olduğunu düşünüyorum. Sizler de geldiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz.